Yetişkinlerin Lego Dünyası sunar. Gelin yöneticiyim bacım. Öyle çarpam sonaltı. Sıkı büzük dar kasemi oynayacağız. Tık 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 tık. Efendim herkese merhabalar. Kafa TV'de bir başka programda daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Edebi anlamdaki en büyük rakibim Can Yılmaz ne yazık ki burada yok. Şu anda ferdi klasmanda buradayım. Can Hocam vay be demek bensiz ha. Vay be falan diye gönül koydu ama ne yapalım yapacak bir şey yok. Bugün bir kavram üzerine konuşacağız. Bu kavram ben var ya ben. Yani ben var ya ben. Sen beni gençliğimde görecektin. Ben eskiden ne top oynardım. Eskiden ne yüzücüydüm. Eskiden paraşütçüydüm. Eskiden koşucuydum. Hep ben var ya ben. Bu bize özgü olan bir şey olsa gerek. Mesela askere gidersin. Askerde atış birincisiydim. Askerde koşuda birinciydim. Ben bedelli askerlik yaptım Burdur'da. 55 gün Mehmet Bey kategorisinde. Bizi iki defa atışa götürdüler abi. Bir 30 metrede, bir de 100 metrede. 30 metrede 3 tane mermiyle yaklaşık böyle bir hedefe hani %90 yaklaşabildim. Eski tüfekler vardı, 40 kale tüfekler. Onlarla 3 mermiyle 30 metreden attırdılar. Dediler ki fena değilsin. Hani mükemmel falan değil ama fena değilsin dediler. Sonra 100 metreye gittiğimizde 3 mermi verdiler. 24 numaraya atış etmem gerekiyor. Ateş ettim 3 tane mermiyi salladıktan sonra da gidip hedefe bakıyorsun ya ne var diye burada. Ulan bir baktım 3 mermiyle 17 tane delik var orada. Çünkü yanında gözü görmeyenlerin hepsi benim hedefe. Allah ne verdiyse yapıştırmışlar. Komutan demişti ki sen G3 ile ateş ettin galiba. Sonra da o atışta fıslayan adamların ankesörlü telefonla evleriyle olan görüşmelerine tanık oldum. 3'te 3 vurdum ya. Madalya verecekler ya falan. Hepsi yalan dolan. Hep ben var ya ben. Yani bu kabul etmemek, hep iddialı olmak. Mesela şeye çok hayret ederim. Ben çocukluğumdan beri futbol manyağı biriyim. Yani ilkokul çağımla başladım. İlkokul, ortaokul, lise. Şu anda 60 yaşındayım. 55 yaşıma kadar deli gibi her fırsat buldukça futbol oynamaya çalıştım. Zaman zaman profesyonel adamlarla da oynadım. Zaman zaman amatör adamlarla da oynadım. Hep bu futbol zevkini tatmin etmek adına oynadım. Ama şunu gördüm. Mesela birine diyorsun ki ya biz işte maç yapmaya gidiyoruz. Sen de gelir misin? Kim? Ben mi? Zamanında Göztepe, Altay, Karşıyaka benim için kavga ettiler. Başka birine söylüyorsun. Adanalı mesela. Abi Adana Spor'la Adana diye bir spor benim yüzümden papaz oldular. Allah Allah. Soğan maçı çağırıyorsun adamı. Bakıyorsun ki fıs. Toplara pis burun vuruyor böyle. Hiçbir yetenek yok. Yani çok iyi oynuyordun. Yıllar önce de şöyle bir şey oldu. Dediler ki zannediyorum NTV televizyonun Akden yayınlayacaktı. Sanatçılarla genç milli kız futbol takımı maç yapacak. Bu Şenlikköy falan filan taraflarında, Bakırköy taraflarında bir yerde. Ya sanatçılardan şöyle top oynamayı bilen birkaç kişi olsa da hani hem de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na yakışan böyle bir organizasyon yapsak falan diye. Ben de organizasyonun içindeyim, sağa solu arıyorum. Abi bir Allah'ın kulu da ben futbol oynamaktan hiç anlamam Zafer'cim demiyor. Kimi arasam? Tam adamına geldim. Kimi arasam? Oradayım abi. Geldim abi, gittim abi falan. Gittik kızlarımızla maç yapmaya. Takım kaptanımız da Gani Müjde. Gani Müjde maçtan önce dedi ki arkadaşlar maçı dedi NTV naklen yayınlıyor. Sakın ola ki seyirci de var çünkü. Sakın ola ki futbol oynamanın ve seyircili oynamanın ve de naklen yayınlanan bir futbol maçında oynamanın heyecanıyla sakın kendimizi kaptırıp kız çocuklarına sert davranmayalım sonra millete madara oluruz dedi. Tabii dedim canım itidalli oynayacağız biz de falan. Bir çıktık abi, kızlar bizi 7-0 paramparça ettiler. Bak bizi pas manyağı yaptılar. Öyle bir oynuyorlar ki tak 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 tak. Yani yetişmene imkan yok. Bizi paramparça rezil rüsva ettiler. O zaman aklıma koydum. Dedim ki ulan bazı maçlarda demek ki bazı adamları çağırmamak lazımmış. Bak kız futbol takımı bile bizi perişan etti dedim. Aradan bir zaman geçti. Bir gazeteci kardeşim aradı. Dedi ki abi dedi ben dedi kızımın adına bir vakıf kurdum dedi.
Kızı kan kanserinden vefat etmiş, Allah rahmet eylesin. Dedi ki kızım adına da bir vakıf kurdum dedi. Hem biri bu vakfa bir destek olsun, hem de bir farkındalık projesi yani yaratmak adına toplumun tanıdığı sanatçılarla eski futbolculara bir futbol maçı organizasyonu yapacağım dedi. Maltepe Stadı'nda oynanacak. Resmi olarak hakemler yönetecek maçı. Ondan sonra ne dersin, şu tarihte boş musun, boş musun? Bakayım kardeşim falan dedim. Dedim tamam, bu hayırlı işte, biz de bir şey yapalım. Kendimizi dedim koyalım bu işin içine. Abi başka kimler var sanat camiasından futbol oynamayı bilen? Senin hani çağırmak istediğin birileri var mı dedi. Serkan Çayoğlu aklıma geldi, oyuncu. Serkan çünkü zamanında Fransa'da bir Fransız takımının genç kategorisinde defans oyuncusu olarak oynamış. Serkan'ı biliyorum. Kerem Alışık'ı biliyorum, iyi futbol oynadığını. Onlarla konuştum. Tamam abi geliriz meliriz falan diye onlardan söz aldık. Ondan sonra hocamız, teknik direktörümüz Yılmaz Vural bizim. Maçın orta hakemi Mete Kalkavan. Karşı tarafın hocası Güvenç Kurtar falan. Gittik abi Maltepe Stadyumu'na. Tribünler ağzına kadar dolu. Tezahüratlar yıkılıyor ortalık. Bir anda havaya girdim lan dedim. Demek ki ya böyle bir şeymiş bu. Soyunma odasına geldik. Hepimize işte kramponlar verildi, formalar verildi, o verildi, bu verildi. Teknik direktörümüz Yılmaz Hoca hepimizi topladı. Dedi ki arkadaşlar şimdi biliyorsunuz karşımızdaki adamlar profesyonel adamlar. Haddimizi bilerek oynayacağız. Dedim hocam yani sıkı büzük dar kase mi oynayacağız? Evet Zafer'im, sıkı bıcık dar kase oynayacağız. Kapanalım, fazla da fanteziye girmeyelim abicim. Nasıl olsa sınırsız oyuncu değiştirme hakkımız var. Yorulan kenara işaret etsin, ben başkasını sokarım dedi. Tamam hocam falan filan. Kim nerede oynuyor mu oynuyor? Bir baktım yine milli forvetimiz, orta saha oyuncumuz hepsi orada. Kadir Çöpdemir, ben golcüyüm dedi. Kadir'in fiziğe bakıyorum, golcüyüm diyor ama yani... Hiç aklım almıyor. Nasıl golcü? Abi sen beni gençliğimde görecektin. Ben var ya ben. Peki tamam abi. Gari orta sahadayım. Bütün toplar bana gelsin. Dağıtımı ben yapacağım dedi. Tamam dedik. Gari de dağıtımı yapacak orta sahada. Ben mütevazı kendimi sağ bek tarafına aldım. Dedim sağ bek oynarım abi. Öbürü burada, burada, burada falan filan. Bir çıktık ortalık yıkılıyor. Yine seremoni yapıldı. Seremoni bitti. Tam maça çıkacağız. Orta hakem Mete Kalkavan'a başarılar diledim. Mete Kalkavan bana dedi ki ya Zafer abi maçlarda sosyal medyada bana sallıyordun. Şimdi düştün mü kucağıma dedi. Ya dedim hocam burada bir hayırlı iş için geldik. Kurban olayım birbirimizi üzmeyelim. Tamam abi falan dedi. Abi maça bir başladık. Allah'ım yarabbim eski topçular dediği adamların hepsi büyük yıldız. Düşün yani. Sabek, Takoz Recep bizim. Efendime söyleyeyim. Tugay Kerimoğlu var. Ali Cansun var. Telefon kulübesinde 5 kişiyi çalımlayan Yusuf Şimşek var. Ondan sonra Koray var bizim eski Beşiktaşlı. Fenerbahçeli, Galatasaraylı arkadaşlar ne kadar tanıdığınız eski yıldız oyuncular varsa hepsi var. Abi maç yaptı. Bir başladık. Bak tam 20 dakika bizde top göstermediler. Biz sadece boş koşu yapıyoruz. 6-0 oldu maç. Daha ayağımıza top değmedi. Tık 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 tık. Böyle jakart tezgahı gibi dokuyorlar her tarafı. Döndürüyorlar, döndürüyorlar, yapıştırıyorlar. Döndürüyorlar, döndürüyorlar, yapıştırıyorlar. Bir ara Yusuf Şimşek'e 5 kişi daldık bak. 5 kişi abartmıyorum topu almak için. Dalanların içinde Kerem var. Hadi futboldan anlıyor. İşte ben varım. Efendime söyleyeyim. Hatırlayamadım başka kim vardı ya bizim oyunculardan. Neyse 5 kişi saldırdık adama. Herif var ya bizim aramızdan böyle Şeyh Şamil oynar gibi çıktı. Böyle böyle bir şeyler yaptı. 2 kişiyi kol kola buraya gönderdi. Birini buraya gönderdi. Çıktı gitti. Devre bitti. Böyle 7-0, 8-0 falan malumuz. Öyle bir şey oldu yani. Belki 11-12 de olurdu da. Bazı pozisyonlarda da bizi acıdıkları için atmıyorlardı, tamam mı? Ondan sonra ikinci yarıya gireceğiz. İkinci yarıya girerken Yılmaz Hoca'ya dedim ki, hoca dedim ne oluyor bizi dedim kevire çevirdiler. Oğlum ben size ne dedim? Ha? Haddinizi bilerek oynayın dedim. Siz sanki mahalle maçı gibi saldırıyorsunuz heriflere. Saldırmayın oğlum kapanın dedi. Hocam ne yapacağız? 7-0 oldu maç kopuyor. Önemli değil oğlum. Ya bu dostluk maçı çıkın oynayın dedi ikinci yarı. Topunuzu oynayın. Tamam. İkinci yarı yine çıktık.
İkinci yere çıkarken Kadir Çöpdemir'e baktım. Kadir Hakk'a yürümek üzereydi. Bak o kiloyla iki tane depar attı bir uzun topu yakalarım diye. Gittiği yerde kaldı zaten, gelemedi. Taksi baksi çağırıyor diye, alın beni getirin diye. Kadir'den umudu kestik. Gani Müjde de perişan vaziyette. Bütün topları bana verin, topları dağıtacağım dedi ama topu adamlardan alamıyoruz ki. Gani'ye verelim dağıtsın. Devamlı eşlik koşuları, boş koşular böyle. Abi ikinci yarı çıktık, maça başladık böyle. Oraya gidiyor, buraya gidiyor falan. Ulan bir baktım, rakibe böyle bir denge kurduk yani inceden. Daha bir dengeli oynuyoruz, gelemiyorlar üstümüze. Bir ara Tugay Kerimoğlu'na bir pres yaptık abi 3-4 kişi. Bir sıkıştırdık, çok büyük gurur duydum, tamam mı? Tugay Kerimoğlu gibi çok büyük bir oyuncunun elinden top aldım paşam. Hani ayağından topu çaldım böyle ayak dışıyla, çar falsom alço. Hareketler döndüm Tugay'a, dedim ki Tugay dedim, gördün mü? Nasıl oyunda denge kurduk dedim. Ne denge kurması abi, sen bir saysana kaç kişi oynuyorsunuz dedi. Bir baktım Yılmaz Hoca bütün yedekleri oyuna sokmuş. 22'ye 11 oynuyoruz. 22'ye 11 oynuyoruz. Buna rağmen gol atamıyoruz yine. Neyse abi 7-1 oldu, 7-2 oldu falan filan. Artık maçın sonlarına doğru benim de böyle bir nefesim kesilmeye başladı. Ben de kenara doğru çıktım. Yılmaz Hoca'nın yanına geldi. Yılmaz Hoca zaten kulübede tek başına oturuyor, tamam mı? Hocam dedim, çok büyük rezalet dedim ya. 22'ye 11 oynuyoruz. Adamlar 7-2 öndeler, ne yapalım? Merak etme Cefer'im, ben şimdi bir rezalet çıkarırım, her şey unutulur dedi. Birdenbire sahaya girdi. Mete Kalkavar'a geliyor, ne diyeceğim maçı falan diye. Hocanın kırmızı kartıyla rezalet böylece son buldu. Onun için sevgili dostlar, bu hikayede çıkaracağımız kıssadan hisse, abi çapımızı bilelim, haddimizi bilelim ve her hıyara tuzu kapıp koşmayalım. Kurban olayım. Sevgiyle kalın, dostlukla kalın. Yetişkinlerin Lego Dünyası sundu.